İstanbul'u görmek için yaşamak gerekiyor. Benim için yapmış olduğum seyahatlerin en güzel yanı İstanbul başlı başına. Cennet, cennet. Kurban olayım taşını taşına. Uzanıp kalmayacağım orta yerinde bir taşa. Dünyayı da seyahat İstanbul'a değişmez. Dünyanın görüp görebileceği en büyük mucizelerin olduğu bir yer. İstanbul'u hiç görmemiş birine şehri nasıl anlatırsınız? Şey derim, bugüne kadar yaşadığın tecrübelerin hiçbirine benzemiyor derim herhalde. Çünkü buna inanıyorum. İstanbul'un dünyanın hiçbir yerine, hiçbir şehrine benzemediğini düşünüyorum. İstanbul dünya tarihi için çok önemli bir şehir. Peki sizin için önemi nedir? Benim için çok klasik olacak ama bir buluşma noktası. Kültürlerin buluştuğu, insanların, dillerin buluştuğu. Yani bir arada yaşamanın, birlikte olmanın, beraber yürümenin aslında sembolleştiği bir şehir İstanbul. İstanbul gibi bu anlamda bu kadar bunun kuvvetli yaşandığı çok fazla şehir yok. Bir aradalık demek İstanbul benim için. İstanbul'da sizi en çok mutlu eden yer neresi? Şehirden uzak kaldığınızda en çok neye özlem duyuyorsunuz? Pek çok semti çok özlüyorum. Ama ilk yaptığım şeylerden biri Karaköy'e inmek ve oradan gökyüzüne bakmak. Hani İstanbul'un silüetinin de dışında. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde gökyüzünün o kadar derin, geniş, kocaman olmadığına dair bir inancım var benim. Sanki sadece Karaköy'den bakınca o kadar sonsuz, uçsuz, bucaksızmış gibi geliyor gökyüzü. Önce bir İstanbul'un göğüne bakıyorum, sonra silüetine bakıyorum, sonra işte tadını çıkarıyorum. Bol bol yürüyorum ama. Son yıllarda İstanbul'da en büyük gelişmenin hangi konuda yaşandığını düşünüyorsunuz? Çok hızlı buluyorum İstanbul'daki değişimi. Benim gibi dışarıda yaşayan biri için bu biraz kederli bir şeye dönüşebiliyor. Çünkü bıraktığınız her şeyi, insanın öyle bir muhafazakar yanı var. Bıraktığı her şeyi, herkesi, her yeri bıraktığı gibi bulmak istiyor. Bu biraz bencillik belki. Ama her geldiğimde kendimi sevdiğim şeylerden ayrılmış, koparılmış gibi hissediyorum. Çünkü şehir değişiyor, mekanlar değişiyor, binalar, yapılar değişiyor, insanlar çok hızlı değişiyor. Fazla hızlı bir değişim içinde İstanbul. İstanbul'da yaşayan biri olarak karşılaştığınız sıkıntılar nelerdir? Bu sıkıntıların çözülebilmesi için öneriniz var mı? İnsanı merkeze alan bir düzen olmalı İstanbul'da ve dünyanın her yerinde. Yani gördüğüm, beni en çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi yapıları koruyamamamız. Bizim kendi hayatımıza da temas etmiş, kendi tarihimizle doğrudan bağ olan Haydarpaşa gibi mesela yapıları yeterince koruyamamamız. Bu da dediğim gibi insan odaklı, tarih odaklı çözümlerle herhalde daha baş edilebilir diye düşünüyorum. İstanbullu olmanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? İstanbul çok sürprizli bir şehir. Her köşeden başka bir sürpriz çıkabilir ve bu çok avantajlı bir şey. Çünkü hiç sıkılmazsınız İstanbul'da. Ama bir taraftan bu sürprizler çok stresli bir yaşama da aslında vesile oluyor, neden oluyor. Bu da dezavantajı. Ama avantajlar benim için her zaman ağırlıkta. Her ne kadar İstanbul'dan uzaktaysam da şimdi dönüp dolaşacağım yer Kürkçü Dükkanı, tabii İstanbul. Sizce İstanbul kültür sanat dünyası için ne anlam ifade ediyor? Her zaman zaten İstanbullunun böyle bir ilgisi var. Yani bir sürü organizasyon yapılıyor, insanların ilgili olduğunu düşünüyorum. Daha da iyi olacaktır ama zengin, olumlu buluyorum kültür sanat faaliyetlerini. İstanbul'un en önemli mimari yapısı sizce hangisidir? Ben Haydarpaşa'yı çok seviyorum. Sizce İstanbul'u en iyi anlatan sanat dalı hangisidir? Bize bir örnek verebilir misiniz? Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur. O ikilinin sokaklarda yürüdüğü, sokaklara yeniden isimler verdiği ve Tanpınar'ın çok tabii muhteşem romanı Huzur. Seçme şansınız olsaydı İstanbul'un hangi mekan ve zamanında yaşamayı hayal ederdiniz? İstanbul'un her döneminin çok kendine has olduğunu düşünüyorum. Hiçbirini kaçırmak istemezdim. Madem böyle mucizevi bir şansım var, o zaman İstanbul'un kendi tarihinin başından alıp bugüne kadar, artık bana ne kadar bir süre verildiyse, periyot halinde hepsinden azar azar tadımlık bütün İstanbul tarihini yaşamak isterdim. İstanbul'u görmek için yaşamak gerekiyor. Benim için yapmış olduğum seyahatlerin en güzel yanı İstanbul başlı başına. Cennet, cennet. Kurban olayım taşını taşına. Uzanıp kalmayacağım orta yerinde bir taşa.
dünyayı da terakki İstanbul'a değişmez. Dünyanın görüp görebileceği en büyük mucizelerin olduğu bir yer İstanbul.